Ben Cansu, 23 yaşındayım, taptaze bir hukukçuyum. Şu an birçok tanıdık yüz gördüğüm için de evimde gibi hissediyorum. O yüzden çok rahat konuşacağım. Tabii çok kıymetli konuşmacılarımız var. Ben de sizlere kendi hikayemi anlatmak için buradayım. Bunun için de size hayatımın dönüm noktasına götürmek istiyorum. Babamın vefat edişi. Babam vefat etti. Küçüğüz. Anneciğimin o zaman ekonomik bağımsızlığı yok. Evde hatırladığım ağlamalar arasındaki şu ses. Vah vah, tüh tüh, çok küçükler, ne yapacaklar, ne edecekler. Bir dakika dedim ya, benim babacığım böyle dememişti. Her zaman mutlu olun, ayaklarınızın üzerinde durun. Muhteşem bir negatiflik var yani orada. Peki ben bu negatifi nasıl pozitife çeviririm? Faydalı bir insan olmalıyım. Başladım lise yıllarında sivil toplum kuruluşlarına girmeye. İşte huzur evlerine gittim, yaşlılara yardım ettim, çocuklara yardım ettim, ağaç diktim. Mutluyum çünkü insanları mutlu ediyorum ve diyorum ki evet ben oluyorum çünkü mutluluklarda varım. Ta ki hazırlık yıllarında çocuk istismarıyla mücadele etmeye başlayana dek. Çünkü o zaman gördüm ki asıl olay insanların mutluluklarında olmak değil, adliye koridorlarında o ailelerin yanında olabilmek, onların elini tutabilmek ve hüzünlerinde yanlarında olmak. Ama bir an durdum. Dedim ki Cansu, senin sorunların dışında bu ülkede başka sorunlar var. Kadın cinayetleri var. Senin yaşında umutsuz intihar eden genç arkadaşların var. Cezaevlerinde çocuklar var. Adaletsizlik var. Boğuluyorum, inanın öyle boğuluyorum ki. ODTÜ'de daha parti kurulmadan önce Ali Bey'le ilk tanıştığımızda gençler nasılsınız dediğinde ilk söylediğim şey oydu. Ben boğuluyorum. Ben boğulan bir gencim. Ve yalnız da değilim, bunu biliyorum. Peki ne yapmalıyım? Beklemeli miyim? Durmalı ve bunların geçmesini mi düşünmeliyim? Beklemek eylemi gelene razı olmaktır. Ben her zamanki gibi harekete geçtim. Ben bir kurtarıcı beklemiyorum. Şahıslara, kişilere takılmıyorum. Çünkü biz genç arkadaşlarımızın sadece gelecek değil, bugünün de birer ortağı olduğunu bildiğim için kurtarıcı aramaksızın kendilerinin kurtarıcıları olmalarını ve birlikte güzel işler yapabilmemiz adına da siyasi organlarda politika üretebilmelerini çok faydalı buluyorum. Ben şu an Deva Partisi'nde idari işler koordinatörüyüm. Bana güvendiler. Ve güzel işler yapıyoruz. Şu an sizler buradasınız. Çok mutluyuz. Özellikle çok teşekkür ederim. Özellikle genç kadın arkadaşlarıma buradan çağrı yapmak istiyorum. Eleştirmeyelim. Gelin taşın altına elimizi koyalım ve birlikte kurtarıcı beklemeksizin eleştirdiklerimizi bizler düzeltmeye çalışalım. Çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, neden olmasın.